geldiniz Sayın Başbakan. Sağ ol. Gördüğümüz şudur, planlanan bu zeytin dalı harekatı beklediğimiz şekilde, planladığımız şekilde devam ediyor. Zaman zaman hava şartlarından kaynaklı olumsuzluklar yaşasak da bunlar gelip geçici şeyler. İnşallah bunları da aşacağız ve ülkemize vaki 90'ın üzerinde bugüne kadar roket saldırısı oldu. Sivil vatandaşlarımız, şehitlerimiz var, askerlerimiz var. Dün maalesef bir tankımız hedef alındı ve 5 kahraman askerimiz şehadet şerbetini içti. Dolayısıyla bizim bu harekatla ilgili bazı ülkelerden gelen yorumlar ve rahatsız edici beyanatların hiç ama hiç önemi yok. Mesele vatandaşımızın can ve mal güvenliği olursa, mesele hudutlarımızın emniyeti olursa, mesele terör örgütünün ülkemize ve milletimize düşmanca faaliyetleri olursa gerisi teferruat. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu millet büyük bir millettir. Bugün cenazede de gördük. 7'den 70'e, çocuğumdan dedesine varıncaya kadar bütün vatandaşlarımız tek vücut birlikte teröre lanet okuyor. Kahraman askerimize, polisimize, jandarmamıza dua ediyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, işiniz kolay değil ama Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman bundan çok daha zor şartlarda memleketin istiklalini, geleceğini ecdadımız nasıl korudu, bize bu cennet vatanı emanet ettiyse, biz de elimizdeki bu imkan ve kabiliyetlerle daha fazlasını yapacağız ve milletimizin geleceği için, çocuklarımızın aydınlık yarınları için bu görevi seve seve, gece gündüz demeden, yorulmak nedir düşünmeden yapıyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol. Hükümetimiz bütün imkanlarıyla sizin bu görevinizi en iyi şekilde yapmanız için gayret ediyor, çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın özellikle sizlere selamları var. Gözlerinizden öpüyor. Evet, inanırsanız başarırsınız.